Güzel bir soru bu. İnan bu kişiden kişiye değişecek. Kişilerin koşullarına göre değişecek. a ve Türkiye'deki Amerikan konsolosluğundaki görev diye göre değişecek bunun cevabı. Ama şöyle düşünelim olayı. Kişi burada statü değişikliğini yaptı değil mi? Hiçbir ilal yok. Döndü ve bir süre kaldı Türkiye'de hemen gelmedi belki. Belli bir süre sonra buraya gelme amacı doğdu tekrar. O zamanki vize türüne başvururken bu çok engel bir durum olmayacak. Ama şöyle bir örnek engel olabilir. Mesela kişi burada öğrenci turist türünde öğrenciye başvurdu. Onayını aldı değil mi? Okula başladı, dil okuluna. E 6 ay sonra dedi ben şimdi Türkiye gideyim oradan vizemi alayım. O zor olacak. O zamanki Amerikan konsolosluğu kişinin burada sadece bir dil eğitimine hem geçiş yapmış olması hem belli bir süre sonra tekrar geri gitmesi çok akıllı bulunacak. Ve bu noktada sıcak bakmayabilecek o değişikliğe. Ve onun yaptığı statü değişikliğini önüne olumsuz olarak getirecek. Ama mesela bu örnekte olan kişiler burada yüksek eğitime geçmişseler, yüksek eğitimi yapacaksalar bu sefer ee, Amerikan konsolosluğuna gittiklerinde Amerikan konsolosluğundaki görevli kişinin burada üniversite eğitimi ya da yüksek bir eğitim yapacağını ve finansal durumunun yerinde olduğuna da kanaat getirirse usta tüydeşini çok olumsuz bir şekilde önüne koymayacak o kişinin. Yani ben şöyle söyleyeyim. Buradaki takipçiler ya da işte arkadaşlarımızın burada eğer eğitim planları oluşursa sonra statü değişikliğini yaptıktan sonra biraz daha ciddi hale geldikten sonra dönüş yapmalarında fayda var. Mesela ben bir örnek vereyim. Üniversite eğitimine başlayıp hatta başlamakla kalmayıp okulda dönem bitirerek ve başarılı notlar alarak yapmalarında fayda olacak. Mesela ben bunu bu örnekte veriyorum ya öğrenci örneğinde. Aynısını ben yatırımcı vizesi örneğinde de veriyorum aslında. Kişi mesela burada geliyor statü değişikliği yapıp öğrenciye geçiyor belki. Ya da geliyor statü değişikliği yapıp ya öğrenciden yatırımcıya sonra ya da baştan yatırımcıya geçiyor. O kişiye de bizim tavsiyemiz hemen gidip vize alması değil. Önce burada işleri oturtması, çalışanlarının olması, şirketin ciddi bir satış yapıyor olması, Ondan sonra konsolsu denemesine yönlendiriyoruz. Ki konsolosluk buradaki statü değişikliğini olumsuz görmesin diye.